Arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Az önce bir müşterimiz geldi, bu Calathea bitkisini beğendi, satın aldı. Bunu saksı gördüğünüz gibi ufak, 12 santim saksıda. Bunu böyle büyük bir saksıya dikmemi istedi, bu saksıyı beğendi. Şimdi bunu buna geçireceğim, alttaki kurumuş yaprakları falan temizleyeceğim. Dikmek için hemen bir tane büyük boy selkot toprağımı açıyorum. Toprağımı boşaltıyorum büyük toprak kabımın içine. Öncelikle şu çöp kutumu kendime doğru çekeyim. Saksının içine bir miktar toprak dolduruyorum. Selkot salon bitkilerinde çok güzel arkadaşlar. Ben çok memnunum. Çok güzel gelişim sağlıyor. Fazla su tutmuyor. Bu arada bu iç mekan bitkilerini de size şöyle kısa kısa göstermek istiyorum. Diğer marantamızı, demin Calathea dedim. Özür dilerim, dilim sürçtü. Böyle göstereyim. Hepsi birbirinden güzeller arkadaşlar. Aglaonema. Hele şimdi burada altta bir tane var ki onu en son göstereceğim. Gerçekten çok çok güzel. Bakar mısınız? Şöyle bir üstten çekeyim. Yaprak desenlerini görmeniz için. Gayet sağlıklı. Bunun da saksısını değiştirmiştim ben. Büyük saksıya geçirdim. Zaten güzeldi. Şimdi çok çok daha güzel oldu. İç mekan bitkilerinin çoğu, hep söylüyorum, çok bol bol su seviyor arkadaşlar. Hele ki bu yaz aylarında, bu sıcaklarda nemsiz, susuz bırakmıyoruz. Saksıların altında tabakları var. Su verdiğim zaman su süzülürse tabaklarında bir miktar, yani bir parmak kadar su bulunabiliyor. Onun bir sakıncası yok, hatta faydası var. Çok çabuk buharlaşıyor çünkü su. O yüzden tabak kullanmakta fayda var altlarında. Şimdi bitkimizin dikme işlemine devam ediyoruz. Evet, toprağımı açtım. Büyük toprak kabımı boşalttım. Saksımın dibine bir miktar toprak dolduruyorum. Az önce de söylemiştim, ben bu selkot topraktan çok memnunum, özellikle salon bitkilerinde. Bakayım bu derinlik buna. Evet, iyidir. Şöyle göstererek çıkarmak istiyorum. Şöyle saksıyı kenarlarından sıkarak hem bitkinin dibini de kontrol etmiş oluyorum. Herhangi bir hormon bezi vesaire yok. Sadece şu kurumuş yapraklarını temizleyeceğim alttan. Arkadaşlar bugün eldivensiz çekim yapıyorum. Eldivenim kalmadı. Dükkanı bırakıp gidip alamadım da. İnanın yani yetiştiremiyorum eldiven ve maske. Ama tabii ki dikim sonrası ellerimi iki kere sabunlayacağım. Evet, kuruyan yaprakları bu şekilde diplerinden temizliyorum. Bitkinin içinde zaten yeni veren taze fidanları var.
sürgünleri var. Bu kuruyan yaprakları temizlediğimiz zaman onlar da daha rahat büyüyeceklerdir. Şimdi Ağustos'un bugün 14'ü. 14 Ağustos 2020 Cuma. Bu havada aslında toprak değişimi pek sağlıklı değil. O yüzden ben bunun toprağını çok fazla kurcalamayacağım. Baktım herhangi bir hastalık vesaire görünmüyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde kalıp halinde dikeceğim. Kenarına, altına ilave ettiğim topraklar zaten bitkinin iyice de köklerinin yayılıp gelişmesine yardımcı olacak. Bakın içeri taraflarda da kurumuş yapraklar var. Çiçek çok olduğu için hepsine birden yetişemiyorum bakımlarına. Bu yapraklarını temizledim. Şimdi hemen biraz daha şöyle getireyim rahat görmeniz için. Saksının altına toprak koydum. Kenarlardan bu boşlukları da seltopla dolduruyorum. Çiçeğimi saksının ortasına eşit olarak ortaladım. İnanın bir 15 gün sonra bu bitki iki misli büyüyüp gelişecektir. Bundan eminim. Suyu çok seven tür. Sulamanın dışında yapraklarının nemlendirilmesinden de çok hoşlanıyor. Dua çiçeği. Aydınlık, direkt güneş görmeyen bir yerde tutarsak gayet sağlıklı büyüyorlar. Suyunu da eksik etmezsek keyiflerine diyecek yok arkadaşlar. Hemen şu saksının etiketini de söküyorum. Hiç sevmem etiketli saksıları. Evet, toprağımı biraz bastırıyorum çünkü sulama yaptığımız zaman aşağı iniyor. Çok ağzına kadar doldurmayacağım. Su payı olsun. Suladığımız zaman dışarıya taşmasın. Saksının dibine birazcık kil bilyesi koyacağım arkadaşlar. Saksıların dibinde çok şık duruyor. Evet, küreğimi de şuradan alayım. Hem rüzgardan toprağın uçmasını engelliyor eğer dış mekandaysa. Bu alan arkadaşım kapalı terası varmış. İç mekan bitkilerinin çok güzel olduğunu söyledi terasında. Şekilde dikimini yaptım. Şimdi ben buna su vermeyeceğim. Kendisi eve gittiği zaman su verir. İyice ne suyla ağırlaşmasını istemiyorum. Elinde taşıyacak. Evet, kalateyamızı şöyle göstereyim. Bu şekilde diktik saksısına. Bunun alt tabağı da var. Tabağını da birlikte vereceğim. Birazdan bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Bunların da saksılarını değişeceğim. Aslında onun için hazırlanıyordum videosunu çekmek için. Bu bitkimizin saksısını değişirken bir video çekeyim dedim. Evet. Stromante sanguinea. Bitkilerimiz de çok güzel. Yaprakları renkli böyle. Bunlar 6 santim saksılarda. Bitkinin kendisi çok büyük ama saksıları çok ufak. Bunları büyük saksılara geçireceğim. Birazdan onun videosunu da çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalıma tekrar tekrar söylüyorum her videomda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zili açarsanız yeni videolarımın bildirimi gelecektir. Haberdar olacaksınız eğer izlemek istiyorsanız. Lütfen videoya beğeni ve altına ufak bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Tekrar tekrar söylüyorum, sosyal medya hesaplarım Facebook Ütopyam Kaktüs Sükulent paylaşım sergisi, resmi sayfam Ütopya Çiçek Evi, dükkanımın adresini de
ulaşabilirsiniz Ütopya Çiçek Evi sayfasından. Instagram adresim nurcan.srbs, oradan da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yer bildirimlerinde tıkladığınız zaman dükkanın konumunu Yandex'ten bulabiliyorsunuz. İstanbul içi gelmek isteyen arkadaşlar bu şekilde gelebilirler ya da WhatsApp'tan. Telefon numaram 0551 710 7455. WhatsApp'tan da bana ulaşıp adres isteyebilirsiniz. Konum bilgisi gönderiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, sevgiler gönderiyorum.